Sayın seyirciler, Samsun Spor Futbol Takımı kafilesini taşıyan otobüs, Havza'da kamyonla çarpıştı. Herkese merhabalar arkadaşlar. Samsun Spor takım incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün aslında Samsunlular ve Samsun Spor için üzücü bir gün. Aslında bütün futbol severler için de üzücü bir gün olmalı bence. Bundan tam 29 sene önce Samsun Spor Malatya Deplasman'a giderken ne yazık ki yolda geçirdiği bir kaza sonucu 5 insanını kaybetti. Teknik direktör, 3 futbolcu ve takım otobüsünün şoförü ne yazık ki bu kaza sonucu kaybettiler o sezon ikinci yarın ilk maçı olduğu için bütün maçlarda rakiplerine üçer puan verdiler ama Samsun Spor'u küme düşürmediler. Çünkü onlar için çok zor bir dönemdi. 1988-89 sezonunda böyle üzücü bir olay yaşandı. E, biz de yani ben de bundan aylar önce söz vermiştim. E, Spor incelemesi yapacağım. Ve bunu da 20 Ocak'ta yapacağım. Gerçi şu an 21 Ocak oldu ama videoyu hazırlaması, düşünme falan filan oralarda biraz vaktim geçti. E, 21 Ocak'ta olsa söz verdiğim gibi bu videoyu tarihinde yayınladığımı en azından düşünüyorum. E, şimdi Samsung Spor bizim PTT birincilik Lig ekibi takımımız ve yıllardır da zaten Samsung Spor yani benim gençlik dönemlerimde falan diyeyim hep Süper Lig'de gördüğüm bir kulüptü aslında. Pek aslında adından bahsetmediğimiz bir kulüp yoluna ilerledi. PTT birincilikte bulunuyorlar ve bu sezonda hala düşme hattındalar. 5 puan fark var düşme hattından. İnşallah tekrar Süper Lig'de görürüz Samsun Spor'u. 1965 yılında kurulmuş bir kulüp. Uzun süre aslında Süper Lig'de mücadele etmiş ama ne yazık ki en son 2011 mi? Evet 2011-2012 sezonundan sonra da PTT 1. Lig'de bulmaya çalışan bir takım konumuna gelmiş ki özellikle geçen sene 15. sırada yani bir sırada daha aşağıda olsa ikinci lige düşecekti. E, bu sene de inşallah kendilerini kurtarırlar. E, görüyorsunuz hep Süper Lig'de 9. 5. ya bu aralarda giderken e, ya artık bu düşme yümesini durduramayıp alt lige düşüp bir daha da e, yani şöyle asansör takım konumunda kalmışlar. Yani burada çıktılar mesela ikinci olup Mertes sene hemen düştüler. Yani 16. sırada tamamlayıp buna bir son vermek istiyorsak bu takımın başına geçmemiz lazım gibi gözüküyor en azından kısa vadede. Şimdi şuradan hemen tesislere bakalım. Öncelikli olarak tesisler çok önemli. Biliyorsunuz yeni Samsun 19 Mayıs. Stadyumun statları şehir zaten. Samsun hepimiz biliyoruz. Karadeniz ekibi. Şimdi yeterli düzeyde antrenman tesisleri ve yeterli düzeyde altyapı tesisleri dediği aslında düşük. Yani altyapıdan oyuncu çıkması çok zor çıkmayacak anlamına gelmiyor bu çok zor yetenekleri kısıtlı oyuncular çıkabilir ki bu oyuncuları da geliştirmemizde sıkıntılı süreçlerden geçebilir anlamına geliyor. İyi düzeyde antrenman tesisleri olmadan oyuncuları rahat geliştiremeyiz öncelikle. Söyleyeyim. Bunun haricinde pilot kulüp var mı yok zaten maddi olarak da çok sıkıntıları olan kulüpler şu an. Teknik direktör Engin İpekoğlu değişmediyse hala Engin İpekoğluysa eski Fenerbahçeli kaleci Engin İpekoğlu. Son varmış. E, kırmızı Şimşekler lakapları 1965 yılında kurulmuşlar. Kaptan Kenan Karışık, ikinci kaptan Furkan Köse. Kadro karakteri de oldukça profesyonelmiş ki zaten profesyonel bir takımımız 2,5 yıldız var var. Medya demiş ki ligi 8. sırada bitiririz. Ya Ezeli rakipleri Trabzonspor Karadeniz derbisi zaten burada yazıyor. Başka da bir rakibi yok zaten. Trabzon, biz her yer Trabzon derken Samsun'da burası her yer değil şehri Samsun diye söyleyip bu Karadeniz derbisine bir karşı cevap vermiş oluyor. Trabzonsporluların ne derler sözüne karşılık bir söz söylemiş oluyorlar burada. Şimdi yönetimden çok bir şey isteyecek durumda değiliz başladığımız zaman çünkü maddi olarak görüyorsunuz zaten hatta maaş bütçesinde bir 20 bin euro civarı eksiğimiz var o yüzden pek bir şey isteyeceğimizi verecek biz desek bile bir şey vereceklerini pek düşünmüyorum seçim bir sonraki seçim ne zaman ona bir bakalım şurada genelde vardı galiba 15 Aralık 2017 paralı bir başkan gelirse belki. Biraz elimiz rahatlar yani devre arasına girerken seçimin olması da eğer iyi bir sonuçla paralı bir başkanın gelmesiyle sonuçlanırsa güzel olur devre arası takıma takviye yapabilmemiz adına. Mali durumdan bahsetmiştik görüyorsunuz transfer bütçesi 0 e ki şurada 20.000 Euro'lukta bir e eksimiz var. Önümüzdeki sezonun maaş bütçesi de 4.2 milyon Euro olarak öngörülmüş. Çok üst düzey bir iş çıkartamazsak ki sanırım bu böyle devam edecek. Borçumuz var mı? Borç olmaz mı? Borç yiğidin kamçısıdır. Ee, of. 2020 yılına kadar gerçi çok da değilmiş. 3 ay, şey 3 sene aylık 27.000 27 bin, 8 bin euro diyelim. O burada da bir 9.000 yani aylık 3 sene boyunca ödeyeceğimiz 107 bin euroluk bir borç var ki bu da bu seviyedeki bir takım için ve parası olmayan bir takım için sıkıntı olabilir. Şimdi kadroya hemen Tabi bakalım e, bu idari ayakları, idari şeyleri geçtikten sonra bir tane kalecimiz var. Bakis ve Furkan Köse. Şimdi baktığımız zaman Bakis tecrübeli bir kaleci. 30 yaşında ve kulüp için 4 yıldır değerinde. 24 yaşında Furkan Köse de gelişme açık bir oyuncu. Şu an 90 mevcut yeteneği var. Son potansiyel yeteneğe kadar yolu varmış. Şöyle bir baktığımız zaman aslında fena değil. PTT 1. Lig için Furkan Köse rahatlıkla kullanabileceğimiz bir kaleci. Sifakis e, elle kontrolü falan biraz düşük geldi bana ama gene dediğim gibi petite birincilik seviyesinde e, refleks ve çevikliğiyle özellikle bizim için iyi işler çıkartabilir. E, Furkan onun yediği olur. Yani gösterdikleri performansa göre tabi değişir bu iş ama gene de Sifakis'i önce kullanmayı düşünün. Defans hattına baktığımız zaman e, aslında defansta en böyle hani benim bildiğim oyuncu Abdülkerim Bardakçı var. Fenerbahçe kariyerinde de alıp yedek olarak kullanmıştım. Enteresan performanslar gösterebiliyor. Ayağı düzgün bir oyuncu. Bence kadroda tercihler arasında kullanılabileceğimiz bir şey stoper. Oyun tercihlerinde garanti oynamayı sever var. Bunun şu özelliği var. Hani riske girmeden oyun anlayışı olduğu için stoperlerde biraz daha rahatlatabilir bizi. sağ bekte kim varmış? Erkan Reşmen. bizi iyi teknik olarak çok e, zayıf e, zihinsel olarak da fena değil. Ama bu seviye için kullanılabilir. Ercan Yazıcı stoperde oynuyor gene. Markaj düşük, pozisyon alma fena değil, top kapma da fena, top kapma da fena değil. İyi durumda hatta ama biraz kart fazla görecekmiş gibime geliyor. Çünkü agresiflik çok yüksek. Hava toplarında da biraz sıkıntı yaşayabilir. Boyu kısa zıplaması da iyi değil. Burak solak el. Çok e, kurt bir oyuncu. Çok böyle tecrübeli bir oyuncu. Tabii fizik olarak çok sıkıntılı. Ama görüyorsunuz pozisyon alma ön sezi falan. Biraz daha artık tecrübesinden dolayı. Yani sol bekte randıman almaya çalışabileceğimiz oyunculardan birisi olabilir. Rotasyonda kullanabileceğimiz oyunculardan birisi olabilir. Çünkü daha defansif oynayabilecek yani üst üste bindirmelerle işte e, ortalarla takımı besleyecek bir oyuncu değil yaş itibariyle. gençliğinde tabi durmaz diğerinde herhalde Hasan Hatipoğlu 27 yaşında e, gene hava toplarında çok etkili olmayacak bir oyuncu yani fena değil yani çok etkili olmayacak derken elbette boy 1.85 ama zıplama 10 gene çok iyi zıplamıyor kafa vuruşu da çok iyi değil ama. Elimizdeki stoperler arasında kullanabileceğimiz bir oyuncu en azından pozisyon alması fena değil. Yani defansif stoper olarak kullanıp gelen topu uzaklaştır kardeşim. Ben senden başka bir şey istemiyorum tarzında kullanabileceğimiz oyunculardan birisi. Abdurkerimden bahsetmiştik zaten. Abdurkerim de hava toplarında çok etkili değil. Şu ana kadar e, Samsun Spor'da hava toplarında etkili stoper göremedik. Defans sol bek e, Ufuk Budak. Herhalde ilk e, 11'deki sol bekimiz. Budak olacaktır. Zihinsel olarak, teknik olarak ve teknik olarak da bence 1. Lig seviyesini çok rahat kaldırabilecek. Süper Lig'e de çıkarsak bu oyuncuyu da bence vefa gereği yedek olarak da kadroda tutabileceğimiz bir oyuncu ki mali krizde devam ederse artık as olarak da oynatabiliriz bence ufukta Takım oyununun falan iyi olması güzel. Top kapma, pozisyon alma da fena değil. Yani Raddi görüyorsunuz teknik olarak ve zihinsel olarak da e, gelmiş. E, yeşil bölgeye az kalmış. Savunma fiziksel olarak vizyon olarak biraz düşük ama artık o kadar da olacak. Ahmet Cebe e, Ahmet Cebe de tecrübeli bir sabek. E, Erkam Reşmen biliyorsunuz sabekimizdi. Teknik olarak zayıftı ama fiziksel olarak biraz iyi durumdaydı Ahmet Cebe süperlik seviyesi görmüş bir oyuncu. Artık Futboluna bir şeyler katamayacak ama fiziksel olarak kaybetmeye başlayacak. Bence Ahmetçe ve Saabek de ilk tercihimiz olabilir hem tecrübesi hem fizikten yönden de çok kaybo olmamış özellikleri ama bu sene kullanıp önümüzdeki senede de kendisiyle vedalaşırız diye düşünüyorum ya da kadroda rotasyon olarak kullanabiliriz. Ömer Kan Demir Kayseri Spor'dan kiralık Sabek yani çok gerekli mi? Yani Erkan Erkam Reşmenle e, Ahmet Çebe kullanılabilir. Eğer bunun kiralık sözleşmesini iptal edebiliyorsak, evet iptal edebiliyormuşuz. Bence hemen geri gönderebiliriz. Yani bu oyuncunun ekstradan bize katacağı bir şey olduğuna inanmıyorum ben. Ne kadar veriyormuşuz? Hiç para vermiyormuşuz. O zaman göndermeyelim. Vedaha oyuncuları sever. Çağrı Ortakaya bu da defansın sağında ve defansif orta sahada oynayabilen bir oyuncu. Yani sağ iyi rotasyonumuz. Çağrı'ya bakalım tam nerede oynuyor. Ön libero'da da oynuyor. Sağ bekte de hakikaten oynuyor. Ee, yani sağ rotasyonlarından birisi ya, ya da e, yani Çağrı'yı falan da satabiliriz birisi. Yani işte Ömer'e para vermiyoruz. Çağrı'ya hem maaştan kurtarırız kendimizi ya da Erkan hem de e, elimizi 3-5 kuruş belki transfer bütçesi gelir yani 10 bin 20 bin euro ne olacağı belli olmaz Sağ beklerden birisinden vazgeçilebilir bence e, Emre Cebe ya da Çağrı Ortakaya olabilir Tabii sizin tercihiniz tamamen ben olsam bir tanesini gönderirdim bu parasızlıkta defansif orta sağlar orta sağlar ve ofansif orta sağlar e, neyse defansif orta orta sağların hepsine bir arada bakalım. Ahmet Cebe hem bu sağ kanatta komple oynayabildiği için burada Ömer Kandemir'e baktık. Çağrı Kenan Karışık takım kaptanı 30 yaşında defansif orta sahada oynayabilen bir oyuncu. Oyun tercihi yok. Ee, sanırım oyun kurucu rolü mü var bunda? Savaşçı orta saha, defansif orta saha. Bu iki rolü de benimsiyor. Ee, yalnız pozisyon alması biraz da şu Hani 12 falan olsa daha iyi olurdu. Savunma yönünden biraz zayıf Kişisel olarak da Yani hani güç oyuncu değil. Takım kaptanımız eyvallah ama liderlik de çok. Takım kaptanlığı da yapamaz bu adam. Gökay Yiravuz Alanya Spor'dan kiralanmış Fenerbahçe dedi biliyorsunuz bir ara. Ee, yani Gökay niçin kullanılır bilmiyorum. Çok yani hava toplarında bir hakimiyeti yok. Hani oyun kurucu rollerini becerir mi? Ben size şunu söyleyeyim bir sürü Gökay'dan daha iyi oyun kurucu bulup kiralayabilirsiniz. Bakayım bedavaysa bedavaysa Gökay bir tane. Gökay kadar kaliteli futbolcu bulamazsınız. Oldukça e, parasız futbolcular kullanmaya özen göstermemiz gerekiyor. Yani ofansif oyun kurucu olarak ya da defansif oyun kurucu olarak kullanılabilir tabi ama e, Gökay'ı kullanacaksanız hava toplarında çok zayıf hani olarak da yani biraz eksikliği olacak orta sahada. Yani onun yanında ne bileyim pas atma 14 olur, vizyon 13 falan olur. Hani o tarz bir oyuncu. Biraz daha gözünüz görmezdi ama orta sahada fizik olarak sıkıntılı bir oyuncu olabilir. Orta sahanın sağında oynatabileceğiniz Halil Pekşen. yani biraz kadro kalitesi olarak sanki Halil daha iyilerini bulabiliriz. Ramazan Övünç. Ramazan oyuncu Trabzonspor'dan orta sahanın merkezine kiralanmış. Tabii bu oyuncuların yani hani şimdi özelliklere bakıyorum mesela işte teknik pas eyvallah falan. Hadi diğerleri işte köşe vuruşu, savunma özellikleri falan olmasın ama hani zihinsel olarak takım oyunu, soğukkanlılık, topsuz alan, vizyon bunlar da önemli. Özel yetenekli ilerlik fena değil. Yani oyun kurucu rolü olarak verip kullanabilir miyiz? Hani yok mı, Ramazan mı İkisinin arasında bir seçenek yapmamız gerekirse ben gene Ramazan'ı seçerim. Hem daha fizikli bir oyuncu hem de bir iki tık daha güçlü ee, şeyden. Yok aydan. Samet Kılıç gelelim takımımızın yıldızına. Gelecek vaat eden bir tane oyuncu var. O da Samet. Bence üstüne titrememiz gereken ve kesmeden oynatmamız gereken bir oyuncu bize para kazandıracaksa. Çünkü Samet kazandıracak. Zaten görüyorsunuz özellikleri itibariyle ve sahadaki çok yönlü itibariyle çok özel bir oyun. Üstüne titrememiz gereken bir oyuncu. Neredeyse yalnız orta sahanın göbeğinde bütün rolleri kullanıyor. Ofansif oyun kurucu rolünde de kullanabilirsiniz. Ya da mezzal olarak da kullanabilirsiniz bence. Tamamen size kalmış. Kanatlarda da kullanabilirsiniz. Çalıştırıp iç forvet olarak kullanabilirsiniz. Ama o rollere çalıştırmanız lazım. Potansiyel olarak yeteneği var. Oyun tercihi kazandırabilirsiniz. Mesela kullandığı ayak sadece sağ Zayıf ayağını güçlendirebilirsiniz. Her iki ayağını kullanırsa orta sahada daha da etkili bir oyuncu olabilir. Ne bileyim teknik antrenmanlara çalıştırırız. Yani tekniği gelişsin. Ayak daha düzelsin. Ya da işte soğukkanlılık çalıştırırsınız. Biraz daha etkili bir oyuncu olabilir. Karar almasının falan da gelişmesiyle birlikte gelişirse çok etkili bir oyuncu olur. Çünkü çünkü şu an mevcut yetenek 9 potansiyel yeteneği var ki 129 potansiyel yetenek de TFT'de birincilik için hiç küçüklenecek bir seviye değil. Muhammed Larbi 29 yaşında oyuncu ofansif orta merkez işte biraz daha e, teknik mesela ofansif oyun kurucu yani oyun kurucuyla oynayacaksanız bu adamı kurdurabilirsiniz. Yani Berkay veya o Trabzon'daki Ramazan Trabzon'dan kiralık olan Ramazan değil. O oyunculara para vermiyoruz ben göndermeyin. E, Muhammed Larbi'nin yediği olarak tutabilirsiniz. Eğer oyun kurucuyla oynayacaksak Muhammed Larbi bizim takımımızın oyun kurucusu tartışmasız ama hiç oyun tercihi yok o biraz sıkıntı. John Chibuike süperlik tecrübesi de olan bir oyuncu. Yani Ofansif orta merkezden çok biraz daha e, rahatlı bir oyuncu aslında iç forvet falan kanat ya da iç forvet olarak faydalanmamız gereken bir oyuncu bence. Yani burada ofansif orta saha bence bu rolleri kaldıramaz giy ofansif oyun kurucu falan da olmaz bundan bence kanatta ben kendim şahsen kanat oyuncusu olarak kullanmaya çalışırım çünkü özel yeteneği falan da var olak raddi de bir oyuncu bence sürpriz bir oyuncu olabilir kanatta bu oyun tercihlerinde ne varmış plase şut mesafe tanımaksızın çeker yani çibuike takımımıza hücum gücü katacak bir oyuncu bunu unutmayalım Giorgio Samaras sanırım takımın en e, şey adamı ne diyeyim kariyerli adamı olabilir evet Celtic Manchester City falan derken Samsun Spora gelmiş tabi şu ana kadar veremedi ligde. de e, ama biz burada bundan bayağı faydalanabiliriz hatta Samarası forvet olarak da kullanabiliriz hava toplarına hakim bir oyuncu iki tane kanat oyuncusu kullanıp Samarası hava toplarıyla buluştu iş yapmasını sağlayabiliriz. Keza yani artık fiziksel olarak çok yorgun olduğu için yani yorgun derken hız hızlanma düşük olduğu için e, bu adamdan kanatta sadece zaten yazıyor burada ofansif oyun kurucu diyor. O rolde oluruz ama forvet arkasında kullanacağımız ofansif oyun kurucu olduğu için o santrofor olarak bence e, denemeye değer. E, agresiflik, cesaret falan düş. Evet. E, ama yani denge, güç, ama kafa vuruşu bitirici ya bu adamı havadan top atacağız. Fizikçi oyuncu. Bir oyuncu. Ee, tabii şu taraftan atıp diğer taraftan geçer. Artık yapamaz. Onu gençken yapıyordur. Garanti oynamayı sever. Sık sık topla beraber koşar. Sol kanattan içe kat eder. Ya da iç forvet olarak kullanacağız. Ama dediğim gibi biraz ağırlığı var. Hedef adam ya da iç forvet olarak kullanmayı deneyebiliriz. Samarası. Angan da elimizdeki süratli oyunculardan birisi. Ulan hepsi sol kanatta mı olur? Sağda da oynuyor musun sen? Angan e, her, her iki ayağını kullanıyormuş. Ratli bir oyuncu, dayanıklı bir oyuncu, çevik. E, ama teknik olarak hani yani orta yapma pas falan ayağı çok ahım şahım düzgün. Özel yetenekleri olan yani özel yeteneği var. İşte uçuyor falan diye. <laughs> Özel yetenek 16 oldukça iyi. Yani biraz daha işte ne bileyim serbestlik falan tanıyıp Angan onlarla hızlı hücumlarla vurmaya çalışacağız. Yani Angan süratli defans arkasına koşacak çizgiye inecek orta yapacak. Onun haricinde Görüyorsunuz başka hiçbir şey yapacak yeteneği yok insel olarak e, alt liglerde elimizdeki oyuncuları mesela İstanbulspor kariyerinde birinci ligdeyken bir tane stoper almıştım uzun boylu güçlü başka hiçbir özelliği yok ama defansif stoper dandum vuruyordu toplara adını hatırlamıyorum şimdi Fransa ikincilikten getirmiştik e, bazen bulunduğunuz lige göre çok yönlü olmayan adamlar kullanmanız lazım yani Angan varsa elinizde sol kanatta da kullanabileceğiniz çibu iki varsa anganı sağ çibu iki sola Samarası da hedef adam hücum yapın ortaları hedef adama kestirin bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışın yani ben en azından böyle şeyler denerdim hücum oyuncularımıza geldik samarası angana baktık ayiteye bakalım Merkez Santrafor'da Ait'e kullanılır mı? Aslında penaltı falan kullanıyor ama tabii onun haricinde başka çok bir özelliği yok. Fırsatçı golcü olarak aslında iş yapar. Yani ceza alanı içerisinde tehlikeli toplarla buluşturabilirsek önsezi falan iyi. Topsuz alanı iyi. Soğukkanlılık biraz düşük ama ilk kontrol falan fena değil. Ayte iş yapar mı? Yapar. Sürekli oynatılır mı? Onun için bir şey diyemem. Ama çift forvet falan oynarsanız pivot santraforun yanına Ayite'yi de fırsatçı golcü olarak kullanabilirsiniz kaç yapar? sıkışan oyunlara açma ihtimali olabilir Ayite'nin. Yani bu özelliğini düşünerek kadroda sürekli olarak düşünebilirsin. Göksu, Türk, Doğan. Yani Ayite ve Samaras var, varken Göksu çok şans bulamayabilir ama değişik özellikleri var. Yani değişik özellikleri derken zihinsel özellikleri fena değil. Yalnız Ayite de penaltıcı bu da penaltı altlik topçusu herhalde ve Süper Lig'de kim değil Elazığ Spor'da bulmuş. Yani kullanabilirsiniz Göksu Türkdoğan'ı da işte elinizde bir futbolcunuz kullanmak isterseniz. Yani zihinsel olarak aslında fena değil. Zihinsel olarak da eh işte teknik olarak tabi eksiklikleri var. Falan o kadar iyi değil ama e, bence hiç belli olmaz kimden ne verim alacağınız. Muhammed Beşir yani böyle bir çıktı Burak Yılmaz falan filan derken yani pek de öyle bir şey olmadı ortaya çıktı. Ee, yani kiralayabilirseniz para vermeyeceğiniz oyuncu bakmanız lazım. Bence her mevkiiye birer tane kiralık ve para vermeyeceğiniz bir oyuncu lazım. Fırsatçı golcü rolünü oynatmam. Yani Ayite'yi falan oynatırım. Muhammed'e hiç gerek yok. Dinsel olarak çok kötü. Yaşı yirmi ama zaten derlik olarak da çok fazla gelişecek bir şey yok. Ee, yani göksut şu an daha iyi yani Muhammed Beşir'den ben Muhammed Beşir'i gönderirim. Hani geleceği falan yok. Biz oyuncumuz da değil. Onun yerine Göksu Türk'e daha fazla şans vererek ki yani benim kendi şahsi fikrim Samaras birinci forvet transfer yapılmamış haliyle konuşuyorum. Ayite 2, Göksu 3. Yani çift forvette oynatabilirsiniz diye düşünüyorum. bu arada Abdülkerim Ondan sonra Samet Kılıç ve Muhammed Larbi bence kadroda muhakkak oynaması gereken 3 oyuncu. Hadi kaleci Mikalis Sifakis'i de ekleyelim. Yani elle kontrolü biraz sıkıntılı, bölge hakimiyeti düşük ama eldeki oyunculardan Sifakis, Abdülkerim, Samet ve Larbi kesinlikle kesilmeden bu takımda oynatılması gereken oyuncular diyeyim size kendi fikirlerimi anlatmaya çalıştım, söz verdiğim gibi de Samsun Spor'un bu acılı gününü paylaşmak maksadıyla böyle bir video çektim. Yeni bölümlerde yeni inceleme videolarında görüşmek dileğiyle arkadaşlar aklımda çekeceğim videolar var böyle köklü kulüpler. En azından transfer sezonu bir içerisinde yani bunları bitirmeyi planlıyorum Ankara Gücü, Adana Demirspor, Zonguldak kömürspor böyle. Kültürü olan kulüpleri bulup araştırmaya çalışacağım, incelemeye çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz böyle şeyler yaptıkça da ben. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Eksik bir şey varsa yazarsınız. Umarım beğenirsiniz videoyu. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.